Merhaba arkadaşlar. Yine bir El Fener'i tanıtım videosuyla yanınızdayım, karşınızdayım. Evet, bir önceki videolarımda da bahsettim. Biraz daha farklı markalara yöneleceğim dedim. Çünkü birçok marka kendini tekrar etmeye başladı. Mesela Sofirin olur, Vurkos olur ki bunlar kötü markalar olarak söylemiyorum. Birçok modeli güzel ama en son araştırmalar yapıyorum. Hani SC Sofine SC 33 işte bakıyorsunuz sonra işte bilmem SP31 Pro, Prosu, T'si vesairesi derken insanlar da artık ne alacağını şaşırdı. Çin kafası biliyorsunuz aynı modeli ufaktan süsleyip tak bir daha çıkartıyorlar, bir daha çıkartıyorlar, bir daha çıkartıyorlar. Ama bir taraftan iyi insanlara çeşit oluyor ama bir taraftan da şu var. Bir model alıyorsunuz. Modele bir bakmışsınız. 3 gün sonra farklı bir model çıkmış. Bu da son kullanıcı olarak kullanıcıyı üzen bir durum. Ama ben de dedim hani sadece Sofyan, Vurkos, işte Convoy birkaç markaya takılı kalmayalım. Markaları genişletelim. Bu yüzden arkadaşlar Unique Fire markasından bir ürün aldım. Unique Fire'ın geçmişi olan bir marka arkadaşlar. Daha çok avcılık üzerine kızıl ötesi fenerler yapan bir marka. Unique Fire'ın UF yani Unique Fire'ın yine kısaltmasından UFH7 modelini size getirdim. Şimdi bu model nedir dersek eğer ilk önce kutusundan çıkartmadan önce bakın böyle bir difüzör yollamışlar. Güzel kutu içeriği çok iyi çünkü onu çok beğendim. Burada yine bir kullanıcı kılavuzu var. Burada üstünden şarj oluyor ve bir Type-C kablo. Kablo bir tık sert gibi ama dayanıklılık konusunda fena değildir diye düşünüyorum. Burada yedek o-ringlerimiz. Buradan yine arkadaşlar belirli uyarı kılavuzları pili takılacağına dair nasıl yapılmasına dair bunları vermiş ve karşımıza Unique Fire H7 UFH7 bu şekilde çıkıyor. Şimdi bunu bu tarafa koyalım ve fenerimizi anlatmaya başlayalım. Bakın neyi anımsattı derseniz bana anımsatması direkt yine Sofir'in IF22A modelini çok hani gerçekten benziyor. Boyut anlamında da benziyor. Şekil anlamında da zaten bu da gördüğünüz üzere tır mercekli. İçindeki led SFT40 aynı led ama burada SFT40'ı 2500 lümene kadar çekmişler. Bunun da bazı güzel özellikleri olmuş açıkçası. Ben yine IF 22A'nın özelliklerini de eklerim yan yana. Buradan bakarsınız en azından benim ölçümlerim ve atımlarını aynı şekilde bakarsınız. Ben bunu sahada MH25 Pro, Nitecore MH25 Pro ile test ettim. Felaket bir fener arkadaşlar onu söyleyeyim öncelikle. Hani IF 22A'ya benziyor Sofirne ama kalite anlamında neredeyse bir gömlek değil birkaç gömlek üstün bu Unique Fire UFH7. Elinize aldığınız andan itibaren kalitesini gerçekten hissettiriyor. Bakın burada güzel bir klips vermişler. Klips yine çift taraflı bu güzel. Tek tuşlu genel kullanım feneri olarak kullanabilirsiniz. Tek tuşla çalışıyor. Dediğim gibi zaten burada ufak bir bazeli var ama ya taktiksel bir fener değil genel kullanım feneri. Burada da gördüğünüz gibi Type-C şarj bölgemiz üstünden şarj olabiliyor. Bunu seviyoruz zaten. Bakın Type-C de burada. Ve güzel kapanıyor. Boşluk bırakmadan sıkı bir şekilde buradan da kapanıyor. Evet gelelim pilimize. Arkadaşlar arka taraftan değil yine bu bölgeden açılıyor. Ön kafa tarafını çıkartıyorsunuz. Bakalım pilimize. Korumamızı bu şekilde yapalım. Şimdi kaliteden bahsedeceğim. Öncelikle şuradaki et kalınlığına bir bakın. Et kalınlığı gerçekten yüksek. Bu dayanıklılık verir arkadaşlar. Bakın burada da zaten gördüğünüz gibi kalite kendisini belli ediyor. Burada ne anlatabilirim size arkadaşlar? Fenerin şu şekilde elinize aldığınızda bir ağırlığı hani ağırlık anlamında da değil de bir kalite ağırlığı kendini hissediyor. Zaten alüminyum alaşımlı bir materyalle geliyor ve sert ekosallı kaplama diyorlar işte. Hard anodizet diyorlar ya buna İngilizce nasıl okunuyor da çok fazla bilmiyorum. Açıkçası herkes farklı söylüyor. Bu kaplamasının çok kaliteli hissiyat verdiğini söyleyebilirim öncelikle. Şimdi feneri bu şekilde koyduğumuzda bir de sürpriz olarak ne geldi? Ben bunu çok fazla dikkat etmemiştim. Bakın içinden çıkan pil Samsung'un pili. 21700 kaliteli bir pil göndermişler Samsung'un. Pil gerçekten çok başarılı onu söyleyebilirim. Verdiği atım değerleri, güç oranları ve
Birazdan size ne anlatacağım? İşte şu kadar lümende, şu kadar saat dayanıyor. Bu konuda da çok başarılı. Verdiği sürelere çok yakın. Test ettim. Ben bu feneri bayağı test ettim şey anlamında. Evin içerisinde zaten saha testini yaptım. Bir de evin içerisinde test ettim ki yeni bir model, yeni bir marka. Bunu bilin diye. Bu pille birlikte çok güzel bir başarı sağladığını da söyleyebilirim arkadaşlar. Zaten pilin kalitesi de her yerden belli oluyor. Optimizesi de yani optimizasyonu da çok güzel olmuş açıkçası. Şunu da yerine güzelce bir yerleştirelim. Sonrasında da fenerimizi tanıtmaya geçelim. Arkadaşlar fenerimiz gördüğünüz gibi tek tuşlu. Basıyorsunuz açılıyor. Basıyorsunuz, yükseliyor, 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 sonra tekrardan düşüyor. Yani 3 mod var. Şu an low'da, medium'da, high'da, çift bastığınızda turbo'da arkadaşlar. Sonra tekrardan bastınız, low'a düştü. Uzun bastığınızda da kapandı. Fener bu kadar. 0.5 saniyede basarsanız bir moonlight dedikleri 30 lümenlikte bir mod var. Lümenlerinden birazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Kullanımı bu şekilde ama daha farklı sistemleri de var. Bir Unreal 2 işletim sistemine sahip değil ama kendi işletim sistemini kurmuşlar ve Unreal'den daha iyi olmuş. Birazdan anlatacağım. Sizin de hoşunuza gidecek. Şimdi ben ekrana da yansıtırım. Buradan da siz de kontrol edebilirsiniz. Hızlıca geçiyorum. 2500 lümenlik bir maksimum gücü var. 643 metre söylüyor arkadaşlar. SFT40'de de sahip. Burada ledimiz 50.000 saat ömürlü. 40 milimetre full transmission. Yani burada anlatmaya çalıştığı şu geçirgenliği tam geçirgen bir lens kullandık diyor. Tır mercek kullandık diyor ve %98 sonradan da altında söylüyor. %98 geçirgen. Bu ne demek arkadaşlar? 2500 lümeni ışık kaybı olmadan dağıttığını söylüyor. Birazdan ondan da bahsedeceğim size. Emin olun gerçekten başarı veriyor. Bu kaliteyi göreceksiniz. İndikatör yani burada güç indikatörü var. Yani düşük akım voltaj seviyesi. Hani size kırmızı yanarak diyecek ki benim voltajım düştü. Yani şarjım bitiyor. Bunu söyleyecek. Çalışma sürelerini vereceğiz. Zaten bir yer sayfanın bu tarafında söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın 1.5 metre düşme dayanımı waterproof demiş IPX68 bu da zaten 1.5 metre suyun içinde 30 dakika demek. Materyal olarak işte alüminyum alaşım var. Yine sert ekosallı bir kaplamaya sahip olduğunu burada söylemiş bize. Başka nelerden bahsedebiliriz? Design işte double click ile turboya geçiyor vesaire. O çok önemli değil. Zaten onu anlatacağız. Burada ters polarity yani ne demiş bakalım ben de okuyayım. Ha, ters polarity yani pili ters de taksanız korumaya alıyor kendini. Ekstra bir sıkıntı yok. Boyutlardan bahsedersek 122 mm uzunluğu var. 26.5 mm bir tüp çapı var. 45 mm de kafa çapı var arkadaşlar. Pilsiz ağırlığı da 105.5 gram. Burada güzel bir başarı sağlıyor. Şimdi gelelim turboda 2500 lümende 2.4 saat ki ben 2 saatlere yakın hatta geçer buldum. Tabii ki sürekli 2500 lümen veremez. Isınma vesaire onları da geçeceğim. Yüksek lümen 1200 lümen 2.5 saat. Medium'da 280 lümen 5.5 saat. Low'da 70 lümen 50 saat ve moon modu dediğimiz 30 lümende ki mantıklı mod 1 lümenler 2 lümenler bir işe yaramıyor. 30 lümende de 70 saatlik bir güç veriyor bize arkadaşlar. Bunlar şimdi size yeterli olur. Gelelim fenerimizi tanıtmaya. Evet arkadaşlar bastık şu an 70 lümende. Dediğim gibi bu şekilde çalışacak. Sonra bir daha bastık arkadaşlar 280 lümen. Bir daha bastık 1200 lümen. Çift bastık 2500 lümen turbo. Bastık tekrardan low'a düştü. Uzun bastık, kapattık. Yarım saniye kadar bastığımızda da Moonlight dediğimiz düşük mod. Moonlight dediğimiz en düşük modu da bu şekilde verdi. Şimdi bunun en güzel özelliği arkadaşlar şöyle bunu bir turboya alayım. Bakın açıyı görüyor musunuz? Bunu sahada daha iyi göreceksiniz. Yani 2500 lümeni zaten kendisinin iddia ettiği 643 metrenin üzerlerine çıkartacak. Birazdan ölçümlerimi göstereceğim. Ve buna rağmen yani sadece ortaya atmayıp geniş açıyı da verebilmesi çok iyi. Demek ki gerçekten ışık geçirgenliği önündeki şurada gördüğünüz şöyle kapatalım. Şurada gördüğünüz merceğin ışık geçirgenliği gerçekten çok iyi. 2500 lümeni hem genişe dağıtıp bir kısmını genişe verip ki bu kadar genişe verip bir kısmını da toplayıp 643 metrelerin üzerlerine atması demek fenerin kaliteli bir yapıda olduğunun bize az çok ispatı arkadaşlar. En azından merceği adına bunu söyleyebilirim. Yani ben dediğim gibi farklı firmalara yönelmemin sebepleri sizlere daha başka daha kaliteli ürünler bulabilir miyim? Neler yapabilir mi? Biraz düşündüm. Bunları seçtim ki çok şükür seçtiğim ürünler ki bir iki tane daha var böyle farklı markalar.
Seçtiğim ürünler de çok iyi çıktı. Bu da bizim biraz tecrübemiz oldu diyebilirim. Şimdi gördüğünüz üzere bunları anlattım. Her şey çok kolay. Bir de bazı modları var. O modlardan bahsetmek istiyorum size. Mesela dimming. Hani insanlar karartmasız aydınlatmayı da seviyorlar. Karartmasız aydınlatmadan kasıt nedir? Bastınız işte bakın kademeli adımlı istemiyor da ne yapmasını istiyor? Böyle pürüzsüz olarak geçiş yapmasını istiyor. Onu da göstereyim. İlk önce pürüzsüz geçiş için arkadaşlar Moonlight'ı açıyorsunuz. Moonlight'ı açtıktan sonra basılı tutmaya başlıyorsunuz. Bakın kendisini yavaş yavaş bu şekilde yükseltmeye başlıyor Moonlight'ta. Bakın tamamladı zaten işaret veriyor. Bir daha bastınız. Kendisini yavaş yavaş bu şekilde de düşürmeye başlıyor. Bastınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Moonlight modundan pürüzsüz modundan çıktı. Hani ekstra bir 3 kere 5 kere basayım da pürüzsüze geçsin vesaireye gerek yok. Uzun bastınız. Moonlight'a geçti. Bundan sonra basılı tutuyorsunuz. Yükseliyor. Bıraktınız. Basılı tutuyorsunuz. Tekrardan yükseliyor. Yani basılı tuttuktan sonra bırakınca diğerlerinde bir daha basılı tuttuğunda geriye düşüyordu. Bunda öyle değil. Devam ediyor arkadaşlar. MP2 ve yani 1200 lümeni ve 30 lümeni ki 30 lümenin altına kadar iniyor galiba. İnmeden tekrardan aşağıya da yukarıya hareket etmiyor. Bakın şu an kendisini düşürüyor. Buradan çıkmak için de tıkladığınızda arkadaşlar zaten bu şekilde bakın geri tekrardan step moduna geçirdi kendini. Uzun süreli bastığınızda da kapatıyor. Bu dimmik moduydu. Dimmik modunu bilmenizde fayda var. Biraz zorlanabilirsiniz diye ben önden anlatmak istiyorum. İyi oluyor. Ardından arkadaşlar kilit modu var. Kilit modu birazcık zor gibi. 5 saniye uzun basmanız lazım ama basarken şöyle tırnağınız bu şekilde basın ki buradaki renkleri görmeniz lazım. Bakın mavi. Mavi yanıp sönecek. Kırmızıyı gördüğünüz anda bırakın. Evet. Gördüğünüz gibi. Kırmızı yanıp söndüğü için kilit moduna geldi. Şimdi arkadaşlar uzun süreli basıyorsunuz. Kırmızı geçti. Maviye geldi. 3 kere yandı. Ve bir işaret verecekti. Evet işaret verdi. Bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalışmaya artık devam etti. Çocuk kilidi de bu şekilde. Bunu da kapatabilirim. Bir de şimdi daha farklı modlar işte mod kilit mod şey ne diyeyim size mod kilidi var. Bunda çok uğraşmak istemiyorum açıkçası. Hani sürekli low ve medium high modunda kalsın isterseniz hani dimmik vesaireye geçmesini isterseniz bir kilit koymuşlar. O benim gözümde çok önemli değil. Dimmik'i bilin. Yani dimmik modunu pürüzsüz modu bilin. Kilitlemeyi bilin ve standart modlarını bilseniz sizin için yeterli olacaktır. Ve benim en çok sevdiğim olay gördüğünüz gibi yani 175 derece de değil. Neredeyse 180 derece açıda etrafınızı aydınlatabiliyor. Zaten gördüğünüz gibi harika bir odak yapıyor. Tırmerceğin olayı. Ve odağı bu kadar yani 2500 lümenin bir kısmını buraya verirken bir kısmında gördüğünüz gibi önünüzü yani bastığınız yeri aydınlatacak şekle sokuyor. Bunu nerede göreceksiniz? Bunu arkadaşlar göreceğiniz yer kesinlikle saha testi olacak. Saha testinde bakın merak edin yani hoşunuza gidecek. Isınma var mı derseniz tabii ki var. SFT40 boyut bu şekilde ama IF22A'dan daha iyi diyebilirim ısınma konusunda. Orada biraz daha başarılı iş yapmış ama ısınma tabii ki SFT40'ları 2300 lümene zorluyorsunuz da 2500 lümene kadar zorlanmış. Buna rağmen ısı kontrolünde fena yapmamışlar arkadaşlar. Şimdi benim ölçümlerime geldiğimizde arkadaşlar ben ne ölçmüştüm ya da kendi ölçümlerimde 103.000 250 kandeleden 643 metre ölçüm vermişler. Atım mesafesi ben 107.500'den arkadaşlar 656 metre bunu bulmuşum. Gerçekten hani şeyi de verdi. Kendi atımının üzerinde de verdi. Ya da dediğim gibi benim de hata yapma ihtimalim fazladır. Yani 10 santim bile burada değişiklik yapıyor. Demek ki dediğini, söylediğini veren bir el feneriymiş bu arkadaşlar. Burada birkaçları da işte şeyi de koyarız. IF22A'yı da koydum görüyorsunuz. Ardından işte MH25 Pro vesaire bunları da koyacağım. Siz buradan bakarsınız. Fazla uzatmayacağım bunları. Durdurup bakın. Buradan sahaya geçelim. Sahada arkadaşlar neler yaptığını görünce hoşunuza gidecek bu el feneri. Tabii ki IF22A fiyatından pahalı çok normal olarak ama IF22A'yı beğendiyseniz ya da o tarz bir şey almak istiyorsunuz bunun kalitelisini istiyorum derseniz ben kesinlikle Unique Fire'ı öneririm. Benim çok çok hoşuma giden bir el feneri oldu arkadaşlar. Şimdi sahada görüşürüz.
Takip etmeyi unutmayın. Sahaya gitmenin geri geldim arkadaşlar. Neyi fark ettim? Bazen unutuyorum işte hızlıca anlatayım diye. Difüzörü unuttuk. Difüzörü unutmamam gerekiyor. Bakın içinden çıkan böyle bir difüzör var. Bunu da şu şekilde bastığınızda size kampta harika bir ortam aydınlatıcı olarak çalışır. Bunun tabi difüzörlerin şöyle bir olayları var. Biraz uzak tutayım. Gözünüzü alabilir. Modu yükselttim. İyice yükselttim falan. Yani yüksek modlarda böyle masaya şu şekilde koyduğunuzda ortamınızda arkadaşlar gözünüzü aşırı derecede alıyor. Ben bunu daha önce çok yaşadım kamplarda. Yani ışık kaynağı difüzörler tabii ki yumuşatıyor ışığı ya da dikey atan ya da toplayan fenerlerden bu şekilde bir kamp feneri haline getiriyor. Bu çok güzel bir olay. Amma ve lakin nerede sıkıntı var derseniz bir masaya koyuyorsanız gözünüzü aşırı derecede alıyor. Bunu nerede kullanırsınız? Kullanmanız gereken yer bence arkadaşlar bunu böyle bir çadırınızda bu şekilde asarsanız bir lamba olarak çok güzel iş yapar. Ya da kamp bölgenizde bir ağaç vesaire o tarz bir şey varsa böyle sırt tarafınızdan arka taraftan size vuracak şekilde açarsanız gözünüzü almadan harika bir şekilde difüzör görevini yani bir masa lambasından farklı olduğu için bir kamp lambası haline de bu şekilde gelebilir arkadaşlar. Dediğim gibi bunu söylemem lazımdı. Söylemeden sahaya geçmek istemedim. Şimdi sahaya geçelim ama başarılı arkadaşlar. Bu difüzörü yolluyor olmaları bile güzel bir olay olmuş. Şimdi sahaya geçelim. Sahada tanıtımlara devam arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Unique Fire'dayız. Gerçekten değişik bir fener. Hatta ben size şöyle göstermek de istiyorum onu da. Şöyle. Bu neye benziyor derseniz direkt bizim Sofilm IFE 22A modelimiz vardı. Onun gibi boyut vesaire ama kalite 4 dörtlük zaten size anlattım. UFH 7 modeli. Şimdi bununla alakalı bakın neler yapacağını sahada göreceksiniz. Şimdi çift tıklıyoruz. İçinde SFT40 var. Bakın arkadaşlar şu geniş açıyı bir çeker misin? Ben şöyle bir yürüyorum. Arkadaşlar tır mercek ama tır merceği farklı bir sistemle sanki gördüğünüz gibi yani 180 derece 170 bile değil neredeyse 180 derece açıyla atacak şekle sokmuşlar. Efsane bir iş yapılmış ve işin garip tarafı 675-700 metrelere yakın da atım mesafesi var. Bakın şimdi ben bunu kapatıyorum. MH25 Pro'yu açıyorum. MH25 Pro'nun gösterdiği yere dikkat edin. Şimdi Unique Fire'ın gösterdiği yere dikkat edin. SFT40 ile gerçekten uçurmuş. Bir de bu genişliği veriyor olması. Yani yürüdüğünüzde önünüzü çok rahat bir şekilde tekrardan bu şekilde göstereceğim. Çok rahat bir şekilde aydınlatması müthiş bir olay. Bunun bu fenerin arkadaşlar bu olayı gerçekten çok başarılı. Şimdi şöyle bir etrafı tarayalım. Bakın. Yani Unique Fire zaten iyi bir firmadır. Biliyorsunuz daha çok kızıl ötesi fenerlerle ilgilenir. Ama LED fener de yaptığında ben bu işi yaparım demiş. Gerçekten de yapmış. Ben çok beğendim. Minik bir EDC gibi olmasına rağmen profesyonel bir fenerden hiçbir farkı yok şeklinde atıyor. Bakın şurayı görün. Şurası göletimiz. Şimdi MH25 Pro'ya bakın. Tabii ki 3300 lümenin verdiği bir kuvvet var burada. Ama atım konusunda da şuraya baktığınızda Unique Fire UFH7 müthiş işler yapıyor. Özellikle de yürürken önünüzü göstermesi açısından. Şu şekilde tuttuğumda bakın şöyle yapıyorum. Ayağım bakın bu şekilde tuttuğumda ayağımın ucu gözüküyor. Ayağımın ucunu bu şekilde gösteriyor. İnanılmaz rahat bir fener olmuş. Hatta biraz da gücünü düşürelim. Mesela şu şekilde gücünü düşürdüğümüzde bile bakın önümüzü çok rahat bir şekilde gösterecek şekilde de aydınlattığı yerde noktada spotla belirli mesafelere atacak şekilde gösteriyor. Ben bu feneri çok tuttum. Zaten marka anlamda kaliteli. Şöyle uzak noktalara da atalım mı? Marka anlamında kaliteli. Bir de yapı itibariyle çok güzel olmuş. Geniş açı itibariyle çok güzel olmuş. Bu şekilde baktığınızda bakın arkadaşlar atımı şöyle kandil oluşturmasına bakın MH25 Pro ile. Kandil oluşturması da çok iyi ama tabii ki dar atım SFT40'dan dolayı bu da harika olmuş arkadaşlar. Şöyle de bir
görüntü. Şimdi yine yukarıya doğru alabiliyor muyuz? Görüyor mu? Şu an görüyor, evet. Evet. Bakın yine MH25 Pro'dan daha ileri attığı zaten buradan da belli oluyor. Ama tabii ki MH25 Pro daha güçlü parlıyor arkadaşlar. O da ayrı bir konu. Evet, Unique Fire'dan bu kadar. Unique Fire'da çok güzel olmuş diyorum ya. Biraz da farklı fenerleri, farklı markaları tanıtmak istedim son dönemde. Bunları da düşünebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.